Zurab Kavtara bize sunar. Türkiye'li çvenebürilere her zaman bir dargınlık ve kalp sızısıyla bakıyorum. Kendilerine ait Oşki, Hahulit, Beti, Şatberdin'in ve Çoruh Nehri'nin yanı başında kendi atalarının topraklarındalar. Kendi atalarının inşa ettiği yapıların yanında yaşıyorlar. Gürcüce'nin, ana dilin topraklarının yanında. Nasıl farklılaştılar, nasıl başkası oldular? Bize neler oluyor? Pridon Halvaşi. Mocikul tatarno, da povlisa sohlisa nocvarno. Bu film Pridon Halvaşi'ye ithaf olunur. Artan Uci, Doliskana, Şatberdi, İşhani, Opiza, Tbeti, Hansta, Ahiza, Oşki, Otkta, Taok Larjeti. Atalarımız Ardanuç Kalesi, kiliseler gibi harika eserleri nasıl yaptılar sorusu aslında cevabı beklenmeyen bir sorudur. O eserleri gören kişi gerçekte şu iki soruyu sorar. Neden ve niçin? Çünkü nasıl sorusu teknolojiyi işaret eder. Bizimkilerin bu olağanüstü mimari eserleri inşa etmeyi nasıl başardıkları bu işin bir yönüdür. Ancak ikinci ve bundan çok daha önemli tarafı neden ve niçin yaptıkları konusudur. Fakat bu iki soruya cevap vermeden önce ne zaman sorusunu sormalıyız? İşte özellikle bu çok önemlidir. Yanı başımızda bir diyar ve bizden fakat yine de uzakta ve bilinmeyen gizemli Taoklar Ceti. Yakın geçmişte orası gerçekten ulaşılması güç bir hayaldi. Günümüzde Türkiye ile Gürcistan arasındaki komşuluk ve dostluk ilişkileri bu en eski Gürcistan bölgesine sürekli gidip gelmemize, atalarımızdan kalan eserleri, zaman içerisinde ayakta kalabilen kilise manastırlar, kemer köprüler ve kaleleri görmemize imkan sağlıyor. Sadece görmek değil, yakınlaşıp sevgimizi gösterelim, mum yakalım, kahramanlarımızın ruhunu hatırlayarak yüceltip dua edelim. Gürcistan'ın tarihteki büyüklüğü bugünkü devlet sınırlarından daha fazladır. Gürcistan, geçmişteki kötü talihi sonucu kaybetmiş olduğu ve bugün komşu ülkelerin sınırları içerisinde olan tarihi bölgeler ile kültürel yakınlaşma ve birliktelik sağlayabilir. Bu bölgeler arasında Taok Larjeti bizim için özel bir yere sahip olup her Gürcü'ye hüzünlü tarihi ve bugünkü mevcut bakımsız haliyle üzüntü vermektedir. Yağmurlu bir ilkbahar gününde Taok Larjeti'ye yola çıktık. Yola çıkarken niyetimiz gördüklerimizi kaydedip size kadar getirmek, deneyimlerimizi aktarmak ve bizimle birlikte olduğunuzu hissettirmekti. İşte gezi ekibimiz. Vaja Davitadze, yapımcı. Merab Putkaradze, tıp doktoru, profesör. Otar Putkaradze, gazeteci. Zurab Kavtaradze, yönetmen. Xopas kasıda bir tuarak za Artvinisken xeobas ağmamı yuvarlar.
Hopa'nın dışına çıkınca yol Artvin Vadisi'ne doğru ilerliyor. Gerçekten de Gürcü kültürel varlıkları olan tarihi eserlerin çoğu Artvin ili sınırları içerisindedir. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkarak 600 metre yükseklikten geçip Karçkal Vadisi'ne giriyoruz. Borçka'ya geldiğimizde Çoruh ve Murgul Çayı vadilerinde ilk olarak bizi baraj karşıladı. Su toplama havzasının genişliği Artvin'e kadar uzanıyor. İyi bir karayolu havza boyunca uzanıyor. Yol zaman zaman tünellerde kayboluyor. Artvin'in yanından geçiyoruz. Burada daha önce Çoruh Nehri kıyısı boyunca ilerleyen yol, şimdi şevlere yapılmış olup, bu dar vadide 400 metre gövde yüksekliğinde yapılan Deriner Barajı'na bakıyor. Bu barajın su tutma yüksekliği 250 metre olacak ve birkaç vadiyi su havzası olarak dolduracak. Şavşat İmerhe ve Ardanuç Erzurum karayolları bu barajın altında kalacak. Yeni yollar dik kayaların üzerinde ilerliyor. Takip ettiğimiz yol Nigali Vadisi'ne gidiyor. Erge Köyü ile Melo Çayı'nın birleştiği yere kadar uzuyor. İmerhevi onun kollarından biridir. Bu vadideki ilk manastır Doliskana'dır. Doliskana ana yoldan 3 kilometre içeride olup, kubbesi aşağıdan rahatlıkla görünmektedir. Biz aşağıdan Cehennem Vadisi'nde Ardanuç Çayı menbaına doğru ilerliyoruz. Sağ tarafta yüksek kayalar üzerinde bir kale göründü. Bu Ahize Kalesi Türkiye'de Ferhatlı Kalesi olarak da biliniyor. Bu kale 5. yüzyılda Gürcistan Kralı Vakhtang Gorgasal'ın bu bölgedeki yöneticisi Artavas tarafından yapılmıştır. Burada Cehennem Geçidi'nde bir zamanlar deprem sonucu kayaların yarılması ile birkaç hektar genişliğinde doğal bir sığınak oluşmuş. Doliskana Kilisesi aynı isme sahip köyde bulunuyor. Doliskana köyünün bugünkü ismi Hamamlı'dır. Kilise binası Şavşat Klarjeti tipindedir. Haç formundaki kubbe günümüze yeterince korunarak ulaşmıştır. Son zamanlara kadar buranın bir bölümü cami olarak kullanıldı ve kilise tahrip olunca cami de kapatıldı. Burada bulunan 12 kiliseden Cmerki, Daba, Mere, Miznadzoro, Skarostavi ve Maretalta tamamen yıkılmış olup bunların kalıntılarına rastlanıyor. Hepsinden iyi durumda yine Şatberdi ve Doliskana'dır. Ancak geçen zaman onlara da zarar vermiş. Georgi Merçule'ye göre Doliskana Kilisesi Grigol Kansteli döneminde yapıldı. Bu büyük iş Kral Sumbat'ın döneminde tamamlanmıştır. Duvardaki bir yazıda İsa Mesih, Kralımız Sumbat'ı güneş doğduğu müddetçe yücelt yazıyor. Kubbe penceresinin yanında da benzeri yazıtlar var. Kuruncusunun elinde kilise maketi kabartma şeklinde resmedilmiştir. Yapının cephesinde baş melek Cebrail'in yanında baş melek Mikail resmedilmiştir. Onun önünde madalyon içerisinde kabartma ustası Rahip Gabriel var. Aşağısında açık renk taş üzerinde elinde çocuğu Hazreti İsa ile Meryem Ana resmi var. Ancak artık iyi okunamayacak durumda. Sağ tarafta ise Davit'in kalkanı. Güneydeki duvarda çok güzel bir güneş saati vardı. Bunu birkaç yıl önce birileri çalmış. İbadethane giriş kapısının üzerinde Gürcü Asomtavruli tarzı alfabeyle yazılmış birçok yazıt var. İçeride mabet bölümündeki duvarda fresk kalıntıları var. Cami olarak kullandıkları orta bölümün tabanını kaplamışlar.
Alt bölümü yardımcı hizmetler için kullanıldığından duvarlar üzerindeki kabartma ve resimler tamamen sökülmüş. Üst katta freskler sıvayla kapatılmış ve beyazlatılmış. Ancak sıvanın parça parça döküldüğü yerlerde eski resimler ortaya çıkmış. Asomtavrili tarzı Gürcü yazısı burada da çok yerde okunuyor. Duvarlardan su akıyor. Bu da fresklere zarar veriyor. Zamanında bir şey yapılmazsa gözümüzün önünde elimizden kaybolacak. Aziz İone Natlısmtemli Kilisesi, Gürcistan'daki en eski kilisedir. Orada vaftizci İone'nin alt çenesi muhafaza ediliyordu. Sekizinci yüzyıldan itibaren asırlar boyunca Gürcü eğitim, kitap yayınları ve tabii ki sanat hayatının gelişiminde büyük rol oynuyordu. Grigol Hansteli, 782 yılında görkemli Kartli bölgesini gizlice terk ederek Klarjeti'ye gitti. Klarjeti'de onun yanında annesinin yeğeni Saba, Teodore ve Kristepore de vardı. Saba daha sonra Şaba İşkneli olarak adlandırılmıştır. Klarjeti de o dönemde en eski ve ünlü kilise Opiza idi. Din adamları burada bulunuyordu. Klarjeti de büyük yapıların inşası bu dönemde başlamıştır. Bu kilisede tanınmış altın işleme sanatçısı Beka ve Beşken Opizalı kardeşler 12. yüzyılda çalışmışlardı. 1874 yılında Georgi Kazbegi, daha sonra da Dimitri Bakradze onların eserlerini ortaya çıkararak çalışmalarını açıklamıştır. Opiza bu bölgedeki en zengin kiliseymiş. 13. yüzyılda Moğol komutanlarından Tegudar, Opiza'yı talan etmek için niyetlenmiş ve bunun için 1000 askerini göndermiş. Gado Dağı'ndan dağılan yoğun sis sonucu, soyguncuların yollarını kaybedip dağılmaların Opiza'yı kurtaran olay olarak biliniyor. Daha sonra fırtına koptu ve korkunç bir afet meydana geldi. Dolu ve yağmurun artmasıyla vadide bir nehir oluştu ve bunun sonucunda Moğol soyguncular vadide yok oldu. Şimdi sadece bu yıkıntılar konuşuyor geçmişteki büyüklüğü hakkında ve yine yolun alt tarafında yapının temelinde bulunan daha küçük hücrelerde din adamlarının eski mezarları var. Defineciler topraktan kim bilir kimlerin kemiklerini çıkarmışlardır. Bugün Opiza Kilisesi artık yıkılmış durumda olup yalnız birkaç duvarı ayaktadır. Kilise neredeyse artık yok denilebilir ve bu haliyle görenlerin kalbine üzüntü dolmaktadır. Opiza iyi korunmuştu fakat 1960'lı yıllarda onu dinamitle patlattılar ve ortasından yol geçirdiler. Bu yolun iki tarafında da Opiza'nın duvarları var. Gürcü kültürünün bu büyük mabedi bir zamanlar maalesef bir tek sözle silinmiştir.
Yol Şatber diye doğru Longos Vadisi'nden geçiyor. Ardanuç'tan 30 kilometre mesafede aynı isimli köyde yer alıyor. Köyün adı daha sonra Gülyanık olarak değişmiştir. Araç yolu Yeni Rabat'tan dolaşarak gidiyor. Biz Longos Vadisi'ne çıkmıyoruz. Aracımızı ana yolda bırakıyor ve patika yolu takip ederek kısa yoldan ulaşıyoruz. Hansta ve Şatberdi isimleri artık yok ve buna benzer isimlere de artık rastlanmıyor. Bu nedenle Hansta ve Şatberdi toponimlerinin yerelliği konusu Gürcü bilim dünyasında her zaman varsayımlar düzeyinde yer bulacaktır. Şu anda burada yaşayanların Yeni Rabat dedikleri yerde bulunuyoruz. Hansta ve Şatberdi isimlerinin yerelliği hakkında bilgi veren kaynaklardan biri de Grigol Hansteli'nin yaşamı ve Georgi Merçule'nin çalışmalarıdır. İlk olarak bu çalışmaların Şatberdi ismiyle ilgili ipucu verdiğini görürüz. Günümüzde bugünkü Yeni Rabat'ın tarihi Şatberdi Kilisesi olduğu ifade edildiği zaman bunun kabul edilebilir bir varsayım olduğunu düşünüyorum. Grigol Hansteli Hansta Manastırı'nı inşa ettiğinde yerel beylerden Gabriel de Panchuli, Kral Aşot Kurapalat'la görüştürdü. Aşot Kurapalat'ta Grigol Hansteli'ye Şatberdi'nin bulunduğu alanları bu yapıların inşası için verdi. Kilise daha küçük bir vadide, iki tepe arasında dar bir alanda yapılmış ve şavşat klarjeti tipi mimariye sahiptir. Onu Grigol Hansteli inşa etmiştir. Kurucusu Tao Klarjeti Kralı 1. Bagrat Kurapalat'tır. İone Zosime burada yaşıyordu ve Kebayda Didebay Kartlisay Enasya isimli Gürcü diliyle ilgili önemli eserini burada yazmış olabileceğini düşünüyoruz. Yine Mikhail Modrekili ve Georgim Tatmindeli de burada çalışıyordu. Kilise hassas şekilde kesme taşlarla yapılmıştı. Binanın alt kısmında renk tamamen değişmiş durumdadır. Ardanuçlu bir çvenaburi geçen yüzyılın 60'lı yıllarında iktidar tarafından yakınlarda yaşayan bir köylüye sembolik bir fiyata 40 liraya buradan arazi satıldığını, onun da ev yapmaya başladığını, kilisenin duvarlarını dinamitlediği için rengin değiştiğini, buradan söktüğü taşları mandaların çektiği arabayla evine götürürken mandanın yere düşerek öldüğünü, ertesi gün köylünün çobanını kurtların saldırarak parçaladığını, köylünün de bunun üzerine Allah tarafından cezalandırıldığını düşünerek kiliseyi yıkan bu çalışmasını durdurduğunu anlattı bizlere. Kiliseyi tamamen yıkılmaktan kurtaran budur. İşte evin birinci katının duvarlarının kiliseden götürülmüş taşlarla yapıldığı görünüyor. Bu kilise tipik Tao Klarjeti formunda haç biçimli kilisedir. Doliskana'ya benzer. Gördüğünüz gibi duvarlar karartılmış durumda. Freskleri yok etmek için duvar boyunca ateş yakılmış ve bu şekilde freskler karartılmış. Thank you.
Kilisenin cephesinde birçok eski oyma hala bulunmaktadır. Bir zamanlar zengin bir şekilde süslendiği anlaşılıyor. Bu oymalı taşlar tabii ki bütün bir mimari eserden kopmuştur. Buranın yakınlarında yaşayan Ermeniler, yapıda değişiklik yaparak kendileri için ibadet yeri yapmışlar. Bu taşlar da o zaman konmuş olmalı. Kapının üzerinde bulunan bu taş farklı bir renk taşıyor. Benzerini yapının başka yerlerinde bulamazsınız. Ardanuşluç ve Neburin'in dediğine göre, Ermeniler buradan üzerinde Gürcü yazısı bulunan taşı sökmüş ve yerine başka bir taş koymuşlar. Eski yerleşimler kilisenin çevresinde de alt bölümdeki otlak boyunca çok sayıda var. Şatberdi'nin bu tarafında ikinci bir kilise daha olduğu iddia ediliyor. O Dao ve Klarjeti sınırında, Ardanuç'a 10 kilometre mesafede Şagora köyünde bulunuyor. Dao Klarjeti, 1. bölümün sonu. Dao Klarjeti, 2. bölüm. Burası ilginç bir yer. Buradan eski bir yol geçiyordu. Bu taraftan. Bu tamamen suyun altında kalacak. Çoruh Nehri ile İmerhev Çayı burada birleşiyor. Burayı nereden kesiyorlar, aşağıdan mı? Evet. Bu Çoruh, şu da İmerhev suyudur. Biz şimdi Çoruh Vadisi'nde ilerliyoruz. Önce Melo Köyü'ne kadar Nigali Vadisi devam ediyor. Deriner Barajı inşaatı bittiğinde bu araziler su altında kalacak. Şagora köyüne giden yol Çoruh Nehri'nin sağ tarafında, Zeytinli köyünde dağ eteğini dolaylı olarak kesiyor. Şevler yeterince eğimli ve kayalıktır. Bu nedenle büyük bir dikkatle gidiyoruz. Yol üzerindeki ilk yerleşim yeri Şagora'nın en güzel mahallesi Agara'dır. Bunun gibi harika olan Şagora köyü 2 kilometre mesafede olup geniş ekilebilir arazileri, asırlık ormanları ve meraları ile renklenmiştir. Maalesef zamanın akışı her şeyi değiştirdi. Bugünümüzü tahrip etti. Dao Klarjeti de sadece geçmişin büyüklüğünün izini ortaya çıkardığımızda, bu geçmişin izi dahi bugünkü ziyaretçiler için o kadar etkileyici olduğuna göre, biz de sadece kendi tarihimize üzülüyoruz ve özellikle duygulu biçimde burayı yine gözden geçiriyoruz. Ancak bu izler yabancılar üzerinde de çok büyük etki bırakmaktadır. Köy iki mahalleden oluşmaktadır. Kilise, daha doğrusu onun kalıntıları, orta bölümde Şarbiyeti olarak isimlendirilen yerde yapılmış. Şatberdi gerçekten burada olabilir. Çünkü bu yerin adı Şarbiyeti olduğuna göre, Şatberdi ile ilişkili olmalıdır. Böyle değilse de köyün bir mahallesine Agara deniyor. Büyük Aşatun burayı Hansta için Agarakat yani bina yapımı için ayrıca ekip biçilmesi için vermiş olması da yine Şatberdi'nin burası olduğunu işaret ediyor. Kilisenin Türk profesörler tarafından oluşturulmuş Artvin yöresi haritasında Şatberdi adıyla ifade edilmesi de bu yeni Rabat'ın eski Şatberdi olduğu varsayımını onaylıyor.
Bu kilisenin tahrip edilmesinde tarihi gelişmeler dışında önemli bir şey daha var. Kiliselerin bulunduğu bölgeler Müslüman dünyası içerisinde kalınca bir talihsizlik daha bu eserleri etkiledi. Defineciler, onları anmadan geçemeyeceğim. Define arayıcıları yapıların temellerini, çevredeki arazileri, mezarları kazıyorlardı. Bu 18. ve 19. yüzyılda da böyleydi. Bugün dahi herhangi bir eserin yanına gidenler, orada define arayıcılarının çalışmalarının izine rastlarlar. Bazı araştırmacılar bu kiliseyi Khantsta olarak kabul etmiyor. Georgi Merçule'nin Khantsta çevresiyle ilgili açıklamaları burası için çok daha geçerlidir. İyi ve çöl etkisinde olmayan o güneşin sıcaklığı ve havanın karışımı ile her zaman özel, zengin kaynakları ile harika, serin, sayısız bolluk diyor Georgi Merçule. Cömert Pınar'dan Khantsta'da şimdi de su akıyor ve ona kutsallık atfediliyor. Su oğlunun başında bu küçük ibadethaneyi Grigol Khantsteli döneminde yapmışlar. Buradan itibaren yapılan küçük kanal da devamında herhalde daha geniş bir alanı suluyordu. Bir şey hatırlatmak isterim ki, Grigol Khantsteli'nin yaşamında şöyle bir söz söylenmiştir. Grigol, din adamı Zenon'a porta bahçelerini göstererek der ki, Zenon kardeşim, aşağıdaki bahçelere inelim. Grigol Opiza'dan Khantsta'ya Allah'ın emriyle gitti. Burada din adamı Iudus ile karşılaştı ve bütün çabasıyla ilk önce Zelisa Kilisesi'ni inşa etti. Daha sonra yerel beylerden Gabriel Dapanchulu ile tanıştı ve onun yardımıyla Kvitkiri'yi inşa etti. Gabriel Dapanchulu Kral Ashot Kurapalat ile görüştü ve Kral Ashot Grigol Khantsteli'ye manastır kompleksinin inşası için yardım edeceğini söyledi. Burada büyük dini işler, ayrıca eğitim ve kültür işleri yapılıyordu. Ne mutlu ki Grigol Khantsteli'nin ölümünden 90 yıl sonra Georgi Merçule onun hayatını tam olarak burada kaleme almıştır. Okul döneminden itibaren Grigol Khantsteli'nin özel bir kişi, büyük bir din lider olacağı bellidir. Aynı zamanda Gürcistan'ın bir bölgesinde Hristiyanlığını eğitimle güçlendirmiş biridir.
Ancak unuttuğumuz bir şey var ki, Gigol Khantseli, Gürcü aristokratlardan olması, yani Eristavi olması veya Eristavilerle kan bağı nedeniyle onun çocukluğundan itibaren ülkesi önünde sorumlulukları vardı. Sizler onun yaptıklarını düşünürseniz, bu faaliyetlerin Gürcü devlet yapısında taşıdığı önemi görürsünüz. Ne anlama geliyor Gürcü devlet yapısı? Bu sadece o dönemde Gürcistan'da bulunan birkaç Gürcü krallığının halefi olan Kral 3. Bagrat tarafından Gürcistan'ın birleştirilmesi anlamına gelmiyor. Gigol Khantseli'nin getirdiği fikir çok önemlidir. Öncelikle o öyle bir kişidir ki Bagrationi hanedanına onların Gürcistan'ın birleşmesini sağlayacak kişiler oldukları ilhamını vermek için çalışmıştır. Nikomar 1904 yılında Khantsta'yı ziyaret etti. Burada yukarıdaki vadide kaya üzerinde Nukas Saklar isimli küçük bir kilise var diyor. Nikomar Nukas Saklar Kilisesi'ni Khantsta zannediyor. Khantsta Manastırı'nı da şat verdi. Khantsta'nın yerinin belirlenmesi hususu bugüne kadar Gürcü bilim çevrelerinde tartışma konusudur. Aşağı porta manastır kompleksi bölümünün Khantsta, yukarı portadaki kilisenin de Nukas Saktari olduğu görünüyor. Hepsinden daha kabul edilebilir varsayım, Gigol Khantseli'nin kendi döneminde inşa ettiği Nukas Saktari'nin Khantsta olduğu kabulüdür. Khantsta bir manastır kompleksiydi. Ana kilisenin yanında ve karşısında bugün de çok sayıda bina kalıntısı var. Tabii kaya üzerinde inşa edilmiş olan bu kompleks buraya hiçbir şey ile yerleştirilemezdi. Buraya kilise binasının yapımını Khantsta rahibi Arsen üstlenmiş. Khantsta isminin değişimi konusu ve neden değiştiği bilinen bir söylemdir. Bu Bagrationi hanedanı ile Gigol Khantseli arasındaki uyuşmazlığın sonucu olabilir. Kimdir Bagrationiler? Biz bazen Bagrationi hanedanının orta çağda tamamen tesadüfen ortaya çıktığını zannediyoruz. Fakat Gürcü bilim çevresi bunun böyle olmadığını kanıtlamaktadır. Daoglar ceti onların vatanıdır. Gürcü bilim insanları, ben onlar arasında ilk önce Profesör Guram Mamulya ve Nana Zakharadze'yi işaret etmek istiyorum. Onlar bize gösterdiler ki, Gürcülerin ilk kralı olan Azo, yani Parnavaz'dan önceki kralın, Kral Parnavaz'dan farklı olarak birleşik olmayan Gürcistan'ın kralı olan Azo'nun memleketi de Dağoglar Ceti'ydi. Ancak Azo karşısında zafer kazanan Parnavaz, Dağoglar Ceti'yi de kendi krallığında birleştiriyor, kendi soyundan olanları ayırıp bölmüyor ve kendini onların koruyucusu olarak ilan ediyor. İşte bunun sonucunda M.Ö. 2. yüzyılın başlarında ilk Bagrationi kralları tarafından basılmış sikkelerde ne yazıyor biliyor musunuz? Bagadata Bivriti oğlu. Bu yazı açıkça görülüyor. Bagadata adı Tanrı tarafından bağışlanmış, daha sonra politik gelişmeler ve kanunlara uygun olarak Bagrati ile Bivriti olarak kabul görmüş olup, bu Bagadata'nın babasının adıdır. Bu kişi Bagrationi soyunun temelini oluşturur. Onlar ilk olarak Bivriti soyundan gelenler anlamında Bivritiyani olarak adlandırılır. Şimdi şuna dikkatinizi çekerim. Milattan önce 4. yüzyılda Azo kral idi. Onun soyundan gelenler orta çağda Gürcistan kralları oluyorlar ve daha da fazlası Gürcistan'ı birleştiriyorlar. Günümüzde dünyada mevcut hanedanlar arasında bundan daha eski bir köke dayanan hanedan bulunmamaktadır. Georgi Khantseli'nin İşte bu hanedan üyeleriyle işleri vardı. Onlara Gürcistan'ın birleştirilmesi ve ülkenin kaderinin onlara bağlı olduğu konusunda ilham verdi.
Doğal olarak Nukas Sakdari Kilisesi'nden bugüne kalabilmiş küçük bir yapı olması soru işareti doğurur. Fakat buraya gittiğinizde ve bu alanı ve Nukas Sakdari Kilisesi'nin bulunduğu yeri gördüğünüzde, Nukas Sakdari'nin bir zamanlar burada bulunan büyük bir kilise kompleksinin kalıntısı olduğunu, kompleksin geriye kalan kısımlarının yıkılmış olduğunu anlarız. Nukas Sakdari'nin bulunduğu alanlar heyelan bölgesidir. Ağır taş bloklar ve eski duvar kalıntıları bugün de görünüyor. Bu arada oraya yakın yaklaşık 100 metre mesafede yine bir takım duvar kalıntıları var. Yani şunu söylemek istiyorum ki, Nukas Sakdari oradaki tek yapı değildir. Onunla birlikte zaman içerisinde tahrip olmuş başka bir şeyler de olmalıydı. Burası gerçekten Khantsa'dır. Şatberdi ise başka bir tarafta bulunuyor. Yanında Çan Odası var. Çan Odası'nda korunabilmiş bir yazı var. Oradan bu yapıyı Marcos'un yaptığını anlıyoruz. İçerisinde korunabilmiş fresk kalıntıları var. Onun niyetiyle başladı kilisenin yapımı ve onun hazırladığı arazide zaman içinde mükemmel ve yoğun çalışmalara durdular. Onun kasvetli duvarları üzerinde tamamını inşa ettiler, diyor Georgi Merçule, Grigol Khantsteli'nin yaşamında. Omana burada da mimar olarak görev yapmıştı. Rahip Arsen, kilise inşaatının tamamlandığını göremedi. Kilise inşaatı Eristavlar Eristavı, Gurgen tarafından tamamlandı. Gurgen, Kral Aşot'un yeğeniydi. Georgi Merçule'nin ifadeleriyle söylersek, o yeni Khantsa Kilisesi'ni tamamlamıştır. Khantsa bugün ağlanacak haldedir. 2 yıl önce buradan yeni bir yol geçirdiler. Yol yapımı esnasındaki patlatmalar yapıya zarar verdi ve kubbe yıkıldı. Defineciler kilisenin sütunlarından birini kazarak altını oymuş ama hayırlı bir kişi taşlarla sağlamlaştırmış. Köy terk edilmiş görünüyor. Yerli halkı burayı mezra, yani yazlık konaklama yeri olarak kullanıyor. Ana yerleşim alanı yukarı porta, yani yukarı Khantsa'dır. Grigol Khantsteli'nin yaşamı ve Georgi Merçule'nin çalışmaları Gürcü kültürünün sınırları dışındaki merkezlerde korunmuş olup Gürcüler için 19. yüzyıla kadar bilinmiyordu. Tabii 1913 yılındaki Nikomar'ın bilinen araştırma ve yayını sonrasında toplumun geniş bir kesimi tarafından tanındı. Grigol Khantsteli 102 yaşında bu kilisede yaşamını yitirdi. Onu farklı kiliselerden davet edip kendilerinin yanında yaşamasını istiyorlardı. Fakat o kendisinin yaptığı ve ilk eseri olan kilisede olmaktan memnundu. Buradan bir yere gitmedi ve burada öldü. Mezarı da herhalde buralarda bir yerde olmalıdır. Maalesef onun mezarı kolay bulunur durumda değil, çünkü buralar taş ve çakıllarla
kaplanmış durumdadır. Dao Klarjeti 2. bölümün sonu. Dao Klarjeti 3. bölüm. Tübeti'ye giden yol Satleli Kalesi'nden başlıyor ve bir zamanlar aynı isme sahip olan vadiyi takip ediyor. Plato üzerinde çok güzel bir köy var. Yerleşimin başladığı yerde yol ikiye ayrılıyor. Bir taraf Karagöl'e, diğer taraf ise Tübeti yönüne gidiyor. Tübeti'nin bugünkü ismi Cevizli'dir. Bu Tibet'i kilisesidir. Burası piskoposluk merkeziydi. Buradaki piskoposluğun sınırları bu bölgenin tamamını kapsıyor ve yukarı Acara'daki Dandolo'ya kadar uzanıyordu. Şavşat kiliseleri arasında ilk önce 10. yüzyılda yapılmış olan Büyük Tibet'i Katedrali'nden söz etmek gerekir. Bu kilise Gheorghe Kazbegi'nin ifadesine göre Romalılara göre de çok güzeldi. Gürcü kültürü için Tübeti Kilisesi çok önemlidir. Onun birkaç duvarı günümüze ulaşabilmiştir. Ancak Ektime Takaişvili'nin seyahati esnasında çekilmiş olan fotoğraf sayesinde bu eserin büyüklüğünü biliyoruz. Yine Gheorghe Kazbegi'nin yazdıkları da bize kadar ulaşmıştır. Onu uzaktan izlerken ünlü Türk yazar Fakir Baykurt'un sözlerini hatırlıyoruz. Burada çok ceviz ağacı olduğu için köye Cevizli adını vermişler. Ceviz ağaçları Mayıs ayında uç veriyor. Erikler, elmalar, küçük zerdaliler, narin söğütler. Uzaktan bakınca insan bu koca yapıyı bu kadar yeşilliğin arasında kolay kolay seçemiyor. Büyüklüğü de ancak yanına gelince, iyice yanına girip yukarı bakınca anlaşılıyor. Fakir Baykurt, Şavşat'ta öğretmenlik yaptığı dönemde Tübeti Kilisesi'ni yıkılmış vaziyette görmesine rağmen çok etkilenmiş olduğu için onun paha biçilmez değeri hakkında şaşkınlığını gizlememiştir. Taşlar, insanlardan büyük, yassı, geniş taşlar. Kilise tamamen böyle kesilmiş taşlardan yapılmış olup gram ölçüsünde ağaç kullanılmamıştır. Büyük kemerlerin arka planında küçük kemerler dizilmiş. Tüm detaylar ölçülüp biçilmiş, düşünülmüş. Gerçek şu ki, Tübeti'nin talihsizliği 20. yüzyılda devam etti. 1961 yılında yerel yöneticilerin emriyle Tübeti Kilisesi patlatılmıştır. Yerel polis amirinin isteğiyle böyle kesme taşlar inşaatlar için gerekliymiş ve başka yerde bulamayacakmış gibi kiliseyi patlatarak taşları söküp bir kısmını cami inşaatında,
Bir kısmını da okul yapımında kullanmışlar. 19. yüzyılda burada hala cami vardı. İlginçtir ki Zakarya Cicinadze'nin ifadesine göre 19. yüzyılın 90'lı yıllarında Tübeti'nin kubbesine yıldırım düşmüş. Kubbeye sadece bir taşın kopması dışında hiçbir zarar vermemiş. Fakat köylüler korktuğu için kilisenin içerisindeki camiyi kullanmaktan vazgeçip başka bir yere taşımışlar. Araştırmalar gösteriyor ki o dönemdeki tarihi gelişmeler de önemli rol oynadı. Fakat yeni bir cami inşa ettiler. Cami inşaatı için çan binasının taşlarını söktüler. Tübeti'nin çan binası gerçekten de o zaman tahrip oldu. 1961 yılında Tübeti, Opiza'nın kaderini paylaştı. Roma İmparatorluğu'nun da harika olduğunu düşündüğü bu yapıya 300 kadar dinamit yerleştirip patlattılar. Mucize sonucu kurtulmuş olan Doğu Cephesi'nde dinamit yerleştirmek için açılmış delikler bugün de görünüyor. Tübetlilerin Fakir Baykurt'a anlattığına göre, kiliseden 4 saatlik mesafede bir köyde çok iyi taş ustaları yaşıyorlarmış. Taş kaynakları da oradaymış. Kilisenin rahibi nerede, ne kadar ve ne şekilde taş gerektiğini hesaplamış. Taş ustaları işini bitirdiğinde halk sıraya dizilmiş ve taşları Tübeti'ye kadar elden ele taşımışlar. İnşaat esnasında bir tane taş eksik kalmış. İnşaatçılar taşı arayıp otların arasında bulmuşlar. Bu taş uyuyan taş kesme ustasının yanında düşmüş duruyormuş. Bu bir efsanedir. Eski inşaat ustalarının hünerinin, ustalığının ve hesap uzmanlığının altını çizen güzel bir efsane. Georgi Kazbegi 1874 yılında Müslüman Gürcistan'ı gezdiğinde kiliseyi yeterince zarar görmüş ama yıkılmamış, sağlam vaziyette görmüş. Onun yazdığına göre yapının planı eşit kenarlı haç formundaydı ve duvarları da kesilmiş taşlardan örülmüştü. Ancak böyle taşlar yakın çevrede hiçbir yerde bulunmuyordu. Tübeti Piskoposluğu Yukarı Acarı'yı da kapsıyordu. Onlar Acaralıları fazlasıyla seviyorlarmış. Acaralılar Tübeti'ye geldiklerinde önce kilise kısmını ziyaret eder, daha sonra bu yapı içerisinde düzenlenmiş cami bölümüne girerdi. Bir şey daha var. Zakarya Cicinadze yerel halkın söylediklerini anlatıyor. Kilisenin yakınlarında dağılmış, üzerinde Gürcü yazıları bulunan çok sayıda taş varmış ve yapanların kim olduklarını söylemek çok zor ama onları kutulara dizerek Moskova'ya götürmüşler. Eski mezarları da kazmışlar, çok sayıda altın ve gümüş bularak aynı şekilde götürmüşler.
Tibet'i özellikle önemli bir yerdir çünkü çok ilginç tarihi bir kaynak olan Tibetis Sulta Matiyane, Tibet'i ruhani kayıtları burada tamamlanmış olmalı. Bu kayıtların 12. yüzyılda başlayıp 16. yüzyıl sonuna kadar devam ettiği görülüyor. Tibet'i piskoposluğunun kapsadığı yerler, yaşayan halk, kimlerin Tibet'e bağışta bulundukları da burada yazılmıştır. Gürcü ad bilimi açısından ve Gürcü yer isimlerinin öğrenilmesi açısından da çok ilginç bir kaynaktır. Bu açıdan Tibet'i Gürcüler için önemli tarihi bir anıttır. Kilisenin yüksekliği ve duvarların dekoru, geçmişte ne büyük bir yapı olduğunu bize açıkça gösteriyor. Buranın yaşlıları, kilisenin yıkılışıyla ilgili bilgileri gözyaşlarıyla anlatıyor, üzüntüyle kafalarını sallıyorlar. Şimdi bir düşünün. Zafer kazanmış İslam, kendi etrafındaki ülkeleri ele geçiriyor ve kendi inancını yayıyor. O ülkeler arasında İran da var ve şunu bilelim ki, Gürcistan'ın İran'dan daha kültürlü bir komşusu yoktu. 642 yılında Araplar İran'ı yendiler. Sasani hanedanını ortadan kaldırdılar. O bölgeyi Müslümanlaştırdılar. İşte Gürcistan'ın karşısında da böyle güçlü bir ordu vardı. Gürcistan o dönemde İran'a göre çok daha zayıf bir ülkeydi. En önemlisi de hiçbir zaman Araplar gibi organize olmuş bir düşmanla karşılaşmamıştı. Çünkü onlar sadece kendi askeri cesaretleriyle değil ve büyük imparatorluk kurma isteğinin aksine insanlık tarihinde ilk kez inançlarını kendilerine bayrak yaptılar. O inançlarını tüm dünyaya yaymak istiyorlardı ve bu küçük Hristiyan ülke Gürcistan ile de karşılaştılar. Gürcü Daok Larjeti tarihteki gelişmelerin sonucunda İslam'ı kabul etti. Filden yapılan küp Gürcü kaynaklarında şarap ile ilişkilidir. Kilise, manastırlar ise Hristiyanlıkla. Çüveneburiler artık İslam dinindeler. Kilise onların Hristiyanlığının, küp ise şarabın altını çizmekteydi. İslam şarabı yasaklamaktadır. Ajitasyon ve propagandalar sonucunda öyle bir bakış açısını hakim kıldılar ki, sanki buradaki kiliseler, manastırlar, kemerli köprüler, kaleler, küpler Gürcü eseri değildi. Sanki onlar başka bir etnik gruba aitti. Bu tarihi talihsizliğin bir sonucu olup halkın suçu da değildi. Çünkü birileri Gürcülük bilincini körelttiler. Fakat onlar farkında olmadan bilinç altında yine de Gürcü varlığı ve kültürünün geleneksel elementleriyle İslam'ın dünya görüşüne dayalı Osmanlı kaide ve kuralları ile karşıtlık gösteriyordu. Size şunu hatırlatmak isterim ki tüm kiliseler sanki gemi şeklinde düşünülmüştür ve gerçekten de bu bazilikalar bizim kiliselerimizdir. Özellikle üç teknelik bazilikalara üç tekneli bu yüzden deniyor. Çünkü gemi şeklindeki haç kubbeli olabilir veya bana tipi yuvarlak haç biçimli ve büyük ölçeklidir. Gemiyle kıyaslanması mümkün olup bu konuda daha fazla şey söyleyebilirim. Siz Barkhal'a gittiğinizde onun bir kruvazör olduğunu görürsünüz. Bu kruvazörün ölçüsü muazzam olup bu yeşilliğin içerisinde
denizin ortasından gelen bir kruvazör gibidir ve o şekilde inanç getirir. Bu küçük bir kilise arazisine inşa edilmiş bir yapı değildir. O, inancın gücünü göstermek için en baştan belirlenmiş bir büyüklükte yapılmıştır. Otuk'ta da böyleydi. Bunlar Gürcistan'da o zamana kadar yapılan en büyük bazilikalardı. Şimdi Oşki'nin ne kadar gelişmiş olduğuna bakın. Oşki bizim ilk katedralimizdir. Dünyadaki ilk büyük katedral olması ile de övünebiliriz. Daha sonra Kral 3. Bagrat döneminde Bagrati Katedrali, sonra Svetitskoveli, sonra Alaverdi ve son olarak da Sameba. İnsan kendine bu kiliseler ne zaman yapılıyordu diye soruyor. Bizler ne zaman güçlüydük? Gürcü halkı ne zaman toktu? Ne zaman paralarını ve enerjilerini nereye harcayacaklarını bilemiyorlardı? Hayır. Gürcistan'da bütün büyük katedraller, büyük kiliselerin yapıldığı dönemler, Gürcistan'ın özellikle yoksul ve sıkıntılı olduğu zamanlar olup, Gürcüler özellikle sıkıntılı zamanlarda yaratıcının takdirini ve güvenini kazanmak istemişlerdir. Çünkü sen inancını ortaya koyarsan, daha sonra Yaradan senin en büyük yardımcın olacaktır. Gürcüler de sıkıntılı zamanlarında tüm bu isimlerini saydığım katedralleri ve Oşki'yi inşa ettiler. Bu manastır Parhal Çayı Vadisi'nde Pontus Dağları'nın doğu eteklerinde Altı Parmak isimli köyde bulunuyor. Onuncu yüzyılda Kral 3. David Kurapalat'ın burada mülkleri vardı ve manastır kompleksinin yapımı onun adıyla bağlantılıdır. Yardımcı binaların kalıntısı dahi kaybolmuştur. Ana kilise ise neredeyse bütün olarak bize kadar ulaşmıştır. Yerel halk burada bir cami açtı ve başka kiliselerden farklı olarak bunun sayesinde bu kilise yıkılmaktan ve tahrip olmaktan kurtuldu. Günümüzde burada İslami dualar işitilmiyor. Kapalı olduğu için de içeriye ancak arka taraftaki duvarda açılmış bu küçük delikten girilebiliyor. Burada hocanın yeri ve her şey yerinde duruyor. Ancak artık burada ibadet yapılmıyor, böyle biliyorum. Artık cami olarak kullanılmadığını biliyorum. Bu yeşile boyanmış kısmı kendileri boyamışlar. Osmanlılar bölgeyi ele geçirdikten sonra kiliseyi camiye çevirdiler ve bakımsız, sahipsiz bırakmadılar. Her şeyden önce bu korudu yapıyı. Burayı müzeye çevirmeyi düşündüklerini zannediyorum. Sıvalı ve maviye boyanmış duvarlar haricinde görülecek bir şey yok. Anlaşılıyor ki cami olarak kullanmaya başlamadan önce freskleri özenle silmişler.
Duvarlar kesilmiş taşlarla örülmüş. Taşlar yer yer dökülmüş ve boşluklar harçla doldurulmuş. Parhalın süslerinden pencere başlıkları, hayvan resimleri ve başka süsler seçiliyor. Kilisenin süslemelerinde emek sarf eden kişileri hatırlıyoruz. Parhal, 9. 10. yüzyılda inşa edilmiş bir anıt olup, yapay olarak oyulmuş bir zeminde inşa edilmiştir. Otkta mimarisi ile tamamen benzerlik gösteriyor. 3 tekneli gemi şeklinde olup, Daok Larjeti de en iyi korunmuş durumdaki kilisedir. Burada cami artık bulunmuyor ancak yine de sahipsiz bırakılmadığı anlaşılıyor. Duvarın sıvanmış olduğu görülüyor ancak haç figürleri kapatılmamış. Bu köyün muhtarının kendi köyündeki bu çok önemli esere önem verdiği anlaşılıyor. Bunun sayesinde Fransa'dan, Çekoslovakya'dan, Almanya'dan, özellikle İsrail'den ve dünyanın birçok yerinden çok sayıda turist yaz aylarında burayı ziyaret ediyor. İlginç bir kültürel anıttır burası. Parhal çok eski bir Gürcü köyüdür. Köyün bugünkü Türkçe adı Altı Parmak olup burada bugün de Gürcüler yaşıyor ancak Gürcüceyi unutmuşlar. Köyde yaşayan bazı kişiler bozuk dahi olsa Gürcüce biliyor olabilir fakat nedense açıklamıyorlar. Parhal'da müze açılması planlanıyor. Bu herhalde turistlere tamamlanmış bu anıtı gezme imkanı verebilir. Daok Larjeti 3. bölümün sonu. Daok Larjeti 4. bölüm. Yusufeli'den Otkta'ya giden yol aynı isimli vadiden geçiyor. Yol Karakovan yamaçlarını izliyor. Tekkale köyünde yolun ortasında o dar İnce uzun kaya üzerinde küçük salonvari ibadethane ve kale kalıntıları göründü. Deneyimli dağcılar bile oraya çıkmakta zorlanır. Yoldan 200 metre yükseklikte yamaç üzerinde yeşilliğe gömülmüş yapılar görünüyor. İsa Mesih, David Kurapalat'ı yücelt. Otkta manastır kompleksi özel olarak düzeltilmiş bir meydanda yapılmış. Otkta kilisesi, Oşki, Kahuli, İşhani ve Bana Dao'nun büyük beşlisi olarak adlandırılmıştır. Otkta iyi korunmuş ancak terk edilmiş ve bende kederli bir kilise izlenimi bırakıyor.
Otkta yakınlarında kimse yaşamıyor. Buraya kim yerleştiyse gün yüzü görmedi diyorlar. Yağmurlu bir havada sürüsünü kiliseye sokan çoban da gün yüzü görmemiş. Heyelan birçok koyunu telef etmiş. Heyelan alanı bu anlatılanı doğruluyor. Yüksekçe konumda bulunan bu yapı, din adamı rahiplerin yaşadığı yerdi. Kilisenin bir zamanlar zengin süslemelere sahip olduğu görünüyor. Geçen zaman eseri zedelemiş, heyelan olmuş ve büyük kısmı toprak altında, fakat mimari yapısı bugün de baştan aşağı görülüyor ve kendi büyüklüğüyle Gürcistan'ın yanı başında duruyor. Tıpkı Bagrati, Svetitskoveli veya Gürcü kültürünün başka büyük kalıntıları gibi. Bu yapı bir okul binasıdır. Ana kilisenin kuzey tarafında yer alıyor ve yemekhane bölümüne tünel ile bağlanmış. Öyle anlaşılıyor ki bu yapılarda ibadethane bölümlerine de tünel bağlantısıyla geçiliyor. Kilisenin Kraliçe Tamara tarafından yapıldığını söyleyenler de var. O saçlarını kesip satarak elde ettiği parayla kilise yapımına yardım etmiş diyorlar. Gürcüler tarafından Yunanistan'da inşa edilen Atoni Kilisesi'nin kurucusu İone, ilk olarak Otkta da hizmet etti. Otkta iki katlı olup, katların yarısı sütunlara dayanır. Rahiplerin bulunduğu kısımda dikilmiş sütunların üzerinde resimlerin izleri belirgin olarak görülüyor. Rahiplerin bulunduğu kısım defineciler tarafından kazılmış. Yanındaki yapıya giden bu tüneli de onlar ortaya çıkarmışlar. Ana kilise 3 tekneli gemi şeklinde olup dış uzunluğu 28 metre, eni 17 metre, yükseklik ise 23 metredir. Bilim insanları bu kompleksin 10. yüzyılın 60'lı yıllarında, özellikle 961-965 yılları arasında yapıldığını kabul ediyorlar. Çalışmanın ikinci kısmı 978-1001 yılları arasında yapılmış. Onun yapımı da Kral David Kurapalat ile ilişkilidir. Duvardaki yazı bize şöyle diyor: İsa Mesih, David Kurapalat'ı yücelt. Günümüzün barbarları kendi isimlerini yazarak fresk parçalarını da sarsmışlar.
Manastırın bulunduğu Bağlarbaşı köyü Hahuli Çayı Vadisi'ne 11 kilometre mesafede bulunuyor. Vahuşti bize tanıtıyor ve diyor ki Şipaklu Dağı eteğinde büyük, kubbeli, harika Hahuli Kutsal Meryem Ana Manastırı var. Vahuşti'nin ifadesine göre bu büyük manastırı David Kurapalat inşa ettirdi. Hahuli bir zamanlar ilahi ve edebi hayatın çok önemli bir merkeziydi. Maalesef Hristiyanlar da terbiyesizce saldırdılar bu kiliselere. Hatırlayacağınız gibi dağ toprakları 19. yüzyılın sonlarında Rusya İmparatorluğu sınırları içerisine girmiş. Yine 20. yüzyıl başlarında 1. Dünya Savaşı sırasında da kısa bir süre buraya Rus ordusu girmişti. Güney tarafında medrese yapılan yerde duvar üzerinde elinde oğlu İsa Mesih figürüyle Meryem Ana resmi var. Kabartmalar hissedilir derecede zarar görmüş vaziyette. 1916 yılında Rus askeri buranın bahçesine gelmiş ve komutan askerlerine kabartmaları hedef göstermiş. İmamın dediğine göre Yaradan onları layık oldukları şekilde cezalandırdı ve şimdi günahkarlar olarak bahçedeki mezarlarında yatıyorlar. Aynı yıl Rus subayı Şugurov kubbeye bir haç dikmiş, yapıyı temizletmiş,
uygun şekilde düzenlemiş, rahiplik hizmetini tekrar başlatmış. İç duvarların dekorasyonu dikkate değerdir. Kapının üzerinde haçın yüceltilmesi anı sahnelenmiş. Buradadır inancın, yenilenmenin sembolü. Sol yanda aslan, pençelerinde bir öküzü alt etmiş. Yerel halkta bu kiliseye bağlılık, aynı anda başından beri tutarsız bir karşıtlık vardı ve aynı zamanda derin saygı duyuyorlardı. Nezaketsiz bir bağlılık vardı ve bu da tarihimizdeki talihsizliğin bir sonucuydu. Ekümet Akayşvili'nin ifadesine göre, Hahulili Müslüman kadınlar Meryem Ana heykelinin yanına gidiyorlar ve çocuk sahibi olmayı, hastalıklardan kurtulmayı diliyorlardı. Bu tür anlatımlar başka hiçbir kilise için yoktur. En azından Hahuli hakkında 19. yüzyılda bu tür haberler vardı ki, bir genç duyduklarına istinaden şunları ifade ediyor. Biri kubbenin üzerindeki haçın altında çok büyük bir hazine olduğunu düşünerek çıkıp aramış fakat hazineyi bulamamış. İnsanların içine girip oturduğunda ise orada hemen ölmüş. Vatandaşlar onu Yaradan'ın ve Meryem Ana'nın cezalandırdığını söylüyorlarmış. Anlatılan ikinci bir olay daha var. Yağmurlu bir havada kiliseye koyun sürüsünü sokan bir çoban bu yüzden cezasını bulup kısa zamanda hayatını kaybetmiş. Hahuli, Tao'da etrafı duvarla çevrili olan tek kilisedir. Ana kilisenin arkasında salon şeklindeki kilisenin kalıntıları var. Onun kesme taşları avluda kullanılmış. Binanın içinde bir de cami var. Kubbenin tepesinde bir haç var. Hristiyanlık sembolleri altında Allah'tan bağışlanmayı dilemek, Müslümanlar için bir engel teşkil etmiyor. Onu yıkılmaktan kurtaran sonradan yapılan camidir. Köyde yeni bir cami yapmışlar fakat imam Allah'ın bu evini de sahipsiz bırakmıyor. Duvarların karşısındaki fresklerin kalıntıları seçiliyor. İslami kurallara göre tabana halı serilmiş. Burası hocanın namaz kıldığı yer. Burası da minberdir. Hristiyanlık ile ilgili semboller buradaki sütunda da görülüyor. İmamın cemaati eksilmiş olup namazı bir kişiyle kılıyor. Kalın duvarların içinde ana kubbeli kilise ile birlikte 4 salonlu ibadethane vardı.
Fakat bir tanesi korunabilmiş. Burada din adamlarının yaşadığı evler, yemek salonu ve başka birimler vardı. Kilisenin duvarları kesme taşlarla örülmüştür. Resler 11. yüzyılda yapılmış. Ön cephede, dış kapı boyunca hayvan figürleri yapılmış. Onların arasında herhalde domuz da vardı ki figürleri bu yüzden bozmuş olmalılar. Güney cephesinde zarif süslerle süslenmiş pencereler var. Birleşme yerinde gücün sembolü olan Kahuli'nin ünlü kartalı oturmuş. Pençelerinde itaatin sembolü tavşan var. Fahuli Manastırı'nı yerel beyler olan Bekiroğlu kardeşler kurtarmış. Onlar yöneticilerden bu yapının yıkılması yerine cami olarak kullanılmasını istemişler. Dao Klarjeti 4. bölümün sonu. Dao Klarjeti 5. bölüm. Dao'yu kim görmüş ise aklına şöyle bir sorunun gelmesi kaçınılmazdır. Her yeri kayalık ve çok az toprak olan bu bölgede insanlar nasıl yaşıyorlardı? Onlar genellikle nehirlerin kenarında üzüm yetiştiriyor, üzüm bağları kuruyor, buğday yetiştiriyorlar fakat bu yeterli olmuyordu. O nedenle bizim atalarımız temel olarak orada bolca bulunan madenleri eriterek kesici aletler yapıyorlar. Bu aletlerle de çevrelerinde bulunan düşmanları ile savaşıyorlardı. Bizim her zaman kendimizi savunduğumuzu zannetmeyin. Bazen de biz saldırıyorduk. Bizim halkımız ne kadar ise yine o kadar askerimiz var demekti. Uzun yıllar önce Dao Klarjeti'ye ilk kez gidip buradaki şartları gördüğümde anladım ki aile yaşamının neredeyse imkansız olduğu bu yerlerde atalarımız sevgileriyle özellikle gelecek nesiller için bunu başarıyorlardı. Ve nüfusu az olan kabileler vadilerde birleşerek çoğalıyor. O dönemde dünyanın en büyük imparatorlukları olan düşmanlarına karşı. Şimdi şunu iyi anlayın ki o imparatorluklardan biri kapımıza dayandı.
bu Arap halifeliği idi. Araplar o dönemde dağlarda peşimizden geldiklerinde kaç kişiyle karşılaşacaklarını bilmedikleri için yine de korkuyorlardı. Bizler ki cesur insanlarız, iyi savaşçılarız, bundan birisi yararlanmalı, birisi Arap dalgasını nasılsa atlatacağımızı anlamalıydı ve devletimizi yeniden ayağa kaldıracağımızı düşünmeliydik. Gelecek nesillerimiz için çok önemli olan neyse bırakmak ve varlığımızı korumak için nasıl savaşmak gerektiği hususunda karar vermek gerekiyordu. İlki tabii ki Hristiyanlık idi. Çünkü gelenler İslam'ı yaygınlaştırıyordu. Bizim Hristiyanlığımız buna karşı durmalıydı. Şaşırmayın ama Arap halifeliği bizden fazla uygarlık gösterdi. Mısır'ı ele alalım. Biz Gürcüler Mısırlılarla onlardan eski ve onlardan derin kültürümüz olduğu hususunda yarışmayalım. Bunun gibi İran'daki Mazdeizm medeniyetini Araplar ortadan kaldırdı. Eğer hatırlarsanız, İspanya tarihini biliyorsanız, burada kuzeyden ülkenin özgürlüğü başlamadığına göre, orada Araplar mağrib usulü devlet kurmuşlardı. Araplarla mücadele etmeliydik fakat kılıç sallamaktan ziyade önce inancımızı teyit etmeliydik. Buna paralel bir durum olarak David Ağmaşenebeli, Didgori Savaşı'nı kazanmadan önce Ruiz Urbnisi kilise toplantısını gerçekleştirdi. Düşmanına karşı ruhen hazır değilsen onu yenemezsin. O dönemde Gürcistan'da David Ağmaşenebeli yerine Grigol Khantseli ortaya çıktı. Dao'da yine büyük kiliselerden biri, korunması gereken dünya mirası listesinde yer alan Oşki'dir. Tortum Gölü'nün başladığı yerde yol vadiyi dolaşıyor. Birkaç kilometre mesafede Öşvank yani yeni adıyla Çamlıyamaç köyü var. Burada düzeltilmiş bir zeminde ve üçgen biçiminde platform üzerinde harika bir yapı duruyor. O, Gürcistan'ın en eski kült yapıları arasında en büyüklerinden biridir. Bu, Yone Natlism Temli adına yapılmış büyük bir kilisedir. Dış ve iç duvarlarda korunmuş bolca Gürcü Asom Tavrulu yazıları, fresk kalıntıları ve süsler var. Thank you.
Güney cephesinin doğu tarafında tasavvur edilen duaların genişliğini görüyorsunuz. Boş alandaki Meryem Ana kabartması düşmüş ve tahminen Erzurum Müzesi'nde korunuyor. Merkezde Kurtarıcı İsa var. Sol tarafta ise İone Natlism Temli. İki tarafta da elinde kilise maketiyle 3. David ve Bagrat Eristavi. Bu arazide daha önce ahırlar varmış. Daha sonra bu anıtın önemi anlaşılmış olmalı ki yönetimin talimatı ile kaldırılmış. Böyle yukarıda kullanılmış Gürcü güneşi Borcgala ve Davit'in kalkanı altı köşeli yıldız. Bu alanda kilisenin yardımcı binalarının olduğu anlaşılıyor. Burada piskoposluk merkezi, okul binası vardı. Ancak izi dahi kalmamış. Ana kilisenin yanında eski caminin bulunduğu yerde manastırın yazıhane bölümü ve yemek salonunun tavanı ve duvarları yıkılmış. Onun dış uzunluğu 43 metre, eni ise 33,5 metre kadardır. Yüksekliği ise kubbenin altına kadar 34 metredir. Duvarlardaki yazılar bize Oşkin'in Kral 3. David Kurapalat ve onun kardeşi Bagrat Eristavi tarafından 963-979 yılları arasında yapıldığını gösteriyor. Oşki, Çodravaneli soyunun mülkündeydi. Bu ailenin üyeleri Varaz Vache ve Büyük Tornike Eristavi idi. Tahminen Tornike Eristavi ilk olarak burada rahipliğe başladı. Bizans'ın küçük yaştaki kralı Basil, yardıma ihtiyacı olduğunda Gürcü kralı 3. David'den yardım istedi. O zaman Gürcü kralının görevlendirdiği Tornike Eristavi rahiplik elbisesini çıkardı ve kendi kuvvetlerinin de bulunduğu 12 bin Gürcü askeriyle Bizans keyzarına başkaldıran Bardas Kliaros'un karşısına çıktı. Oradan güçlü bir şekilde ve zaferle geri döndü. Bu yardım karşılığında Gürcistan, Bizans'ın işgal ettiği ve aralarında Oşkin'in de bulunduğu bazı bölgeleri geri aldı. Evet, Tornike toprakları geri aldı ve aynı zamanda İone ile birlikte Yunanistan'da Atoni Dağı'ndaki Gürcü manastırını yapma imkanına kavuştu. O, Oşki'de İncil'i ve başka dini kitaplar yazdırdı. Oşki'de kralları kutsama, tahta çıkma ve nikah törenleri yapılıyordu. Güneybatı tarafındaki bu sütunun yanındaki bu işaretin olduğu yerde kralın tahtı duruyordu. Burası da piskopos koltuğunun yeriydi.
Bu ünitelerin de çatıları yıkılmış durumda. Çok yüzeyli burçlara 12 pencereli yüksek kubbeler oturmaktadır. Boğaz kısmındaki çatlaklar yıkılma tehlikesini işaret ediyor. Yapının dış ve iç duvarları, oymalar, çeşitli hayvan figürleriyle süslenmiştir. Melek figürleri ve dini kompozisyonlar da kullanılmış. Hoşkin'in sütunlu galerisinin güzelliği eşsiz olup benzeri yoktur. O zigzaklı üçgen biçiminde çatı örtüsüne sahiptir. İçeride 4 adet dekoratif kemer var. Onların kubbesi üzerinde uzun, dar kesilmiş taşlarla yapılmış haçlar var. Kemerlerin oturduğu sütunlar dini ve dekoratif oymalarla süslenmiştir. Sütunların başlarında melek figürleri var. Güneydeki galeride bu çok yüzeyli dayanak üzerinde ise Svimon Mesvete'nin figürü yerleştirilmiş. Türkiye hükümeti UNESCO finansörlüğünde Hoşki'yi restore etmeyi planlıyor. Taşların üzerinde yazılar var. Ne ilginç ki iste karartılmış ve gizlenmiş olmasına rağmen yazıların kalıntıları görülüyor. Karartılmış olmayanlar ise silinmiş. Onlar neden karartılmış değil? Demek ki burada bir şey vardı ve kararttılar. Daha sonra da söküldü düştü. Hayır hayır, tek başına neden karartsınlar? Otları ayrı ayrı mı yakıyorlardı ki? Yok. Kararmamış olan bu kısmı anladım. Ancak karartılmamış olan kısımda herhalde bir şey örtülmüştü. Sökülmüş gibi durmuyor. Herhalde boyaları dökülmüştür.
Şimdi şu tuhaflığa bakın ki İslam dini kiliseleri yıkmıyordu. Eğer size birisi Müslümanlar geldi ve kiliseleri yıktı derse, burada Arap halifeliğinde bu istisnadır. 7. yüzyıla kadar inşa edilmiş bütün kiliseler Allah'ın evi sayılıyordu. Çünkü o tarihe kadar Hazreti Muhammed henüz gelmemişti. Buna bağlı olarak Hristiyanlık onlar için de gerçek diniydi. Daha da fazlası, siz eğer deprem veya başka bir nedenle zarar görmüş kiliseyi onarmak isterseniz, Müslümanlar bunun için yeterince bütçeyi kesinlikle verir ve kilisenin restorasyonu için yardım ederlerdi. Ama hiçbir şekilde yeni bir kilise inşa etmenize izin vermezlerdi. Grigol Khansteli tam olarak bu tabuyu yıktı. O kiliselerin inşasına başladı. Şuna dikkat edin. Araplar 7. yüzyılda çok güçlüydüler ve 8. yüzyılda da Gürcistan'a girdiler. Fakat 8. yüzyılın sonunda onların etkisi göreceli olarak azalmış olduğundan, her şeyden önemli bir tabuyu ihlal eden Grigol Khansteli, kiliselerin inşasına başlamıştır. Daok Larjeti 5. bölümün sonu. Gürcülük bilinci onların anlayışına göre sakınca oluşturuyordu. Gürcülerin izlerini de silmek amacı ile tüm tarihi anıtlar tahrip edildi. Tahrip edilen eser bir kilise, manastır, bazı hallerde kale ve bunun gibi olabiliyordu. Ancak orada bugün Gürcülük bilinci kalmadığı için manastırlar artık problem oluşturmuyor. Cami olarak kullanılan Hahul ve Parhali'yi dikkate alalım. Bu köylerde Gürcülük bilinci pratikte hiç kalmamış. Kilise de tehlike oluşturmuyor. Artık kiliseye ibadet için giden kimse de bulunmuyor. Çvenebrilerle yine de karşılaşıyoruz ve onlar önceleri Gürcüce konuşmamızı engelliyorlardı. Artık engellenmiyor fakat Gürcüce konuşabilen kimse kalmadı. Önceleri kiliseler yıkılıyordu. Kiliselerin büyük kısmı yıkılmış durumda. Geriye kalanları artık gitmiyorlar. Fakat kiliseye sahip çıkan kimse de yok, diyorlar. Bana'yı buranın ilk piskoposu Quirike Baneli kendi elleriyle inşa etti. Dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Van'a, Gürcü Krallığı'nın merkezi oldu. Kilise farklı bir mimari yapıya sahiptir. Daok Larjeti kilise ve manastır planlarının çeşitliliğiyle Gürcistan'ın başka bölgelerinde karşılaşmadığımızı söyleyebiliriz. O, Bana ve Malazgirt suyunun birleştiği yerde, tepede inşa edilmiş olup taş duvarla çevriliydi.
bana mimarisiyle özeldir. O tabanı daire biçiminde, galeriyle çevrelenmiş kubbeli yapı biçimini temsil eder. Galerinin kameriyeleri farklı zamanlarda doldurulmuş ve herhalde bu durum marjinal kale duvar durumu oluşturdu ve banayı savunma yapısı olarak kullandılar. ...1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı döneminde kilisenin bahçesinde Rus birlikleri duruyormuş. Bir Rus generalinin buradan aldığı taşları bir yerlere götürdüğüne dair bilgiler var. Yolda kaybolmuş olma ihtimali de var ama o taşlar Rusya'nın müzelerinden birinde de olabilir. 1843 yılında Alman botanikçi Koch kiliseyi yıkılmamış vaziyette gördü ve onun çok büyük kubbesiyle karşılaştı. Bana kilisesinin eninin ölçüsü kubbenin yüksekliğiyle ilişkiliydi. Koch bundan daha güzel ne yazıyor bakalım. Bundan daha harikulade eser İstanbul hariç Doğu dünyasının hiçbir yerinde yok diyor. 1881 yılında da David Bakradze burayı gezdiğinde bananın kubbesinin yıkılmış olduğunu görmüş. Hangi marjinallik sonucunda yapı bugün bu durumdadır? Orayı askeri amaçlı kale haline getirdiklerinde top atışlarıyla yapıyı çevreleyen duvarları da yıkmışlar. Buranın etrafı duvarlarla çevrili ve çift taraflı savunması vardı. Duvar kalıntıları yer yer şimdi de görülüyor. Kilise Gürcü krallarının defin yeri özelliği taşıyordu. Tarihi kaynaklara göre burada Gürcü krallarının düğün törenleri de yapılıyordu. Örneğin Kral 4. Bagrat ile Bizanslı Prenses Elena'nın nikahı da burada kıyıldı. Kraliçe Elena erken öldü ve burada defnedildi. Burada son olarak Kral 4. Vahtang ve onun eşi Malazgirtli'nin kızı Siti Hanım defnedildi. Bu yaklaşık 1452 yılında gerçekleşti. Bana'nın yapımını 9. yüzyılın ikinci yarısında David Bagrationi'nin oğlu Adarnase başlatmıştır. Bana'yı buranın ilk piskoposu Quirike Baneli kendi elleriyle yaptı. Buraya Banak diyorlar. Burada kubbeli, büyük ve çok güzel inşa edilmiş bir kilise var. Bu Vahuşlu Batonişvili'nin ifadesidir. Büyük kilisenin dışında çevresinde kayaların üzerine inşa edilmiş başka kiliseler de var. Özellikle Banazvini Kilisesi, Solomon Kilisesi, Aziz Nikolos Kilisesi. Fakat ulaşılmaz bir yerde olduğu için oraya giderek Gürcistan'ın altın çağında inşa edilmiş bu mükemmel kiliseleri görmeyi herkes başaramaz. İşhani, Dao'da Grigol Khantseli tarafından inşa edilen manastırlardan bir tanesidir. Yusufeli'nin Dağ Yolu köyünde bulunan bu büyük yapı, Erzurum-Ardahan karayoluna 5 kilometre mesafede bulunuyor. Kıvrımlı yollar sarp kayaları takip ediyor. Renkli kiremitlerle örtülmüş kubbesi uzaktan görünüyor. Geniş bir arazide, sağlam bir kale içerisinde, kubbeli, oldukça büyük ve güzel inşa edilmiş bir kilise.
Burada daha önce de 652 yılında Ermeni rahip Nersen'in inşa ettiği bir kilise varmış. O inanç olarak Ortodokstu. Bu nedenle piskoposluktan indirildi ve kendi köyü İşhani'ye dönerek ibadethane inşa etti. Grigol Hansteli uzun süre ıssız, sahipsiz kalmış bu kiliseyi aramış. Allah tarafından Grigol'e İşhani yakınlarında olduğu gösterildi ve onun izleriyle yeniden ayağa kaldırmak için mi ilk olarak kendi eliyle eski kilise üzerindeki örtüyü kaldırdı. Ona ulaşmanın yolu konusundaki durum şu ki orası o zamanın insanları için ulaşılmaz bir yerdeydi. Georgi Merçule'ye göre Grigol Hansteli'nin teyzesinin oğlu Saba tarafından Bagrat Kurapalat'ın maddi desteğiyle ikinci kilise inşa edildi. İlk piskopos Saba'ya İspir, Tortum, Bayburt ve Trabzon Dağı'na kadar olan bölge bağlıydı. Yıkılmış eski kilisenin yerinde tamamen yeniden bir kilise inşa etti. Eski kiliseden sadece bazı kalıntılar kilisenin rahip bölümünde kullanıldı. İnşaat 9. yüzyılın 50'li yıllarında tamamlandı. 10. yüzyılın ikinci yarısında Liparit Eristavi yeniledi. 11. yüzyılın ilk yarısında tekrar dekore ettiler. Ana kilisenin yanında bazilika tipinde küçük bir kilise var. Yazılanlardan anlaşıldığına göre onu Gurgen inşa etmiş. Kubbenin çevresindeki süslere dikkatinizi çekerim. Bu çok zarif oymaları başka yerde göremezsiniz. Bunlar çok özel ve eşsizdir. Bu dönemde Arap etkisinden ilk kimin çıktığını hatırlayalım. Abhazya Krallığı, yani Batı Gürcistan Krallığı. Evet, orada Batı Gürcistan'da her şey vardı ama manastır yoktu, manastır inşaatı da yoktu. Grigol Hansteli'nin öğrencisi ondan gizlice gidip orada manastır inşaatlarına el atmıştır. Hatırlarsanız Grigol onu geri getirmek için gittiğinde Abhazya Kralı ondan burada uygun gördüğü bir arazide manastır inşa edilmesini istiyor. Tavuk Larjeti'den farklı olarak Golgeti çok verimli arazilere sahiptir. Abhazya Kralı manastırı nerede inşa ettirmek istedi biliyor musunuz? Ubisa'da. Siz ne zaman Batı Gürcistan'a giderseniz Ubisa Manastırı'na uğrayın. Buradan da anlaşıldığı gibi Abhazya Krallığı tüm Batı Gürcistan'ı kapsıyordu ve evet onun adı Abhazya Krallığı'ydı fakat o büyük Gürcü feodal birliğiydi ve daha sonra da Tavuk Larjeti ile birleşerek Birleşik Gürcistan'ın oluşturulmasında büyük rol oynadı. Tavuk Larjeti'de bu dönemde mimarlık okulu kuruldu. İkinci okul Abhazya'da, üçüncü okulda, bilinsin ki Kaheti'de. Bu ilişkiler büyük bir tehlike oluşturuyordu ve Arapların uykularının kaçtığı ve kendi etkilerini kaybetmekten endişe ettikleri açıktır. Buna bağlı olarak biz ne zaman sorusunun cevabını da almış olduk. Biz bu çağın 8. yüzyılda Bagrat kral olmadan önce başladığını biliyoruz. Biz neden sorusunun cevabını da biliyoruz.
Çünkü bu bizim büyük ve güçlü İslam medeniyetine karşı yine böyle büyük yerel Hristiyanlık medeniyetini çıkartmak şarttı. En önemlisi de biz kim için sorusunun cevabını da biliyoruz. Geleceğimiz için, doğrudan sizin için, sizin çocuklarınız ve torunlarınız için. Çünkü hiçbir zaman hiç kimse Gürcistan'ı sadece kendisi için istemiyor. Hiç kimse sadece kendini düşünmüyordu. Atalarımız sizin kendi topraklarınızda mutlu ve güçlü olabilmeniz için ölüyorlardı. Büyük kapının üzerindeki Gürcü Asom Tavrulis stili yazı, mimarının adını da bugüne kadar getirdi. Ben Başpiskopos Anton. Allah'ın evi bu kiliseyi yeniledim ve kendi ellerimle yaptım. İvane Morçaidze yazıyor. Sağır Mervan'ın cezalandırıcı ordusundan bu kilise de kurtulamazdı. Onu bulunduğu yerin orman ve çalılarla çevrili olması sakladı. Maalesef bütün kubbeli çatılar yıkılmış durumda. Binayı bugüne kadar yıkılmaktan kurtaran da herhalde bir bölümünde cami yapılmış olmasıdır. Sonradan yükseltilmiş bu taş duvar da bunu işaret ediyor. İşkani Piskoposluğu Osmanlı döneminde de vardı. O 17. yüzyılın ikinci yarısında iptal edilmiş.
İşhane tüm Güneybatı Gürcistan'ın en güzel süslemelere sahip yapısıdır. Farklı farklı süsler, özellikle kırık haçlar ve başka süsler onun duvarlarını fazlasıyla güzelleştiriyor. Kilisenin ibadethane salon bölümünde ve pencerelerin kenarlarındaki duvarlarda çok sayıda fresk kalmış ama onları dumanla silmeyi denemişler. Ana kilise haç formunda kubbeye sahiptir. Kubbenin iç tavanının resminin haçın yüceltilmesini temsil ettiği seçiliyor ve burası 16 bölümlü kemerle süslenmiş. Kubbenin boyun kısmında savaş arabalarının zodyak kuşağının işaretleri var. Kubbe sıralı sütunlar üzerine oturuyor ve zarif oymalarla kaplanmış. İşhani Kilisesi'nden birkaç kilometre mesafede yüksek bir kayanın üzerinde bir kale var. Kral 2. Demetre Tavdedebuli, İran İlhanlı ordusuna davet edilip görevlendirildiğinde onun oğlu Georgi, yani daha sonra kral olup kusursuz Georgi diye adlandırılan oğlu bu kaleye taşınmıştı. İşhani korunması gereken dünya mirası listesine girmiş olup bugün devlet koruması altındadır. Kameraman, montaj ve müzikler Zurab Kavtaradze. Yardımcı kameraman Vaja Davitadze. Metin yazarı Otar Putkaradze. Genel yapım Vaja Davitadze. Yapımcılar Zaza Halvaşi, Zurab Kavtaradze. Anlatan Zaza Halvaşi. Film ekibi olarak yardımlarından dolayı Mamiya Pagava, Malkas Çokaradze, Tamas Putkaradze ve Mikhail Kurdiyani'ye teşekkür ederiz. Gürcüceden Türkçe'ye çeviren ve seslendiren Erdoğan Şenol, Erekle Davitadze. Yönetmen Zurab Kavtaradze. Son.